Arkadaşlar selamlar. 2023 ayete tarih ayet, nokta atış videolarımıza devam ediyorum. Şimdi 3 tane önemli bölgeden bahsedeceğim. Nereler oralar? Kırım, Kıbrıs ve Mısır. Buralar Osmanlı'ya nasıl bağlandı? Ne zaman alındı? Hangi padişah döneminde kaybedildi? Nasıl kaybedildi? Buraya bir bakalım. Bakın şimdi. Kırım arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı toprağı oluyor. 1475 yılında Osmanlı Devleti ne yapıyor? Gedik Ahmet Paşa komutasında Kırım'ı Osmanlı'ya bağlamayı başarıyor. Fatih dönemi unutma. Şimdi Fatih burayı alınca Karadeniz'i Türk Gölü haline getirmiş oluyoruz. Ve hangi ticaret yolunda Osmanlı hakimiyetini sağlamış oluyoruz? İpek yolu. Çünkü arkadaşlar İpek yolu Çin'den başlıyordu. Avrupa'ya kadar gidiyordu. Giderken de bir kolu İstanbul'dan geçiyor. Bir kolu da arkadaşlar Karadeniz'in kuzeyinden Kırım'dan geçiyor. Dolayısıyla hem İpek yolunu ilgilendiren hem Karadeniz hakimiyetini ilgilendiren hem de Osmanlı'nın arkadaşlar yayılma politikası açısından e, jeopolitik önem açısından e, Osmanlı'yı güçlendiren bir gelişme. Kırım'ın ele geçirilmesi. O yüzden önemli. Peki Kırım elimizden nasıl nasıl kaydı, nasıl çıktı gitti bakalım. Küçük kaynarca anlaşmasıyla arkadaşlar Kırım bağımsızlığına kavuşuyor. Bakın artık Kırım bağımsız şöyle düşünün. Kırım'ı Rusya çok istiyor. Osmanlı'nın toprağıydı ama küçük kaynarca ile bağımsız oldu. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Bundan sonra Rusya Kırım'ı kendi toprağı olarak ele geçirmek isteyecek. Osmanlı da Kırım'ı yeniden topraklarına kazanmak için, kazandırmak için mücadele edecek. Peki ne oluyor? Aynalı Kavak Tenkihnamesi ile Rusya Kırım'ın yöneticisi olarak Şahin Giray'ı belirliyor. Yani bu durumda Kırım ortadayken biraz kime yanaşmış oldu? Rusya'ya yaklaşmış oldu. Dolayısıyla artık Rusya daha avantajlı. Osmanlı arkadaşlar Avusturya ve Rusya ile yaptığı savaşlar sonucunda yenilgiye uğruyor. Osmanlı yaşanlaşmasını imzaladığında Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor. O zaman Kırım elimizden nasıl kaymış? Bak. Küçük Kaynarca ile kaybedilmiş hala umudumuz var geri alırız filan uğraşıyoruz mücadele ediyoruz ee, Rusya'ya bırakmak istemiyoruz ama Aynalı Kavak tenkih namesiyle Rusya Şahingiray'ı yönetici olarak belirliyor Kırım biraz daha o tarafa yanaşmış oluyor. Sonra Osmanlı ne zaman kabul etmiş Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu? Yaş anlaşmasıyla asla unutma. Peki arkadaşlar Kırım hangi padişah döneminde bağımsız olmuş? elimizden çıkmış. Birinci Abdülhamit dönemine denk geliyor. Çünkü Küçük Kaynarca Anlaşması imzalandığında dönemin padişahı birinci Abdülhamit'miş. Peki hangi yüzyılda kaybedilmiş elimizden çıkmış? Asla unutma 18. yüzyıla denk geliyor. Şimdi Kıbrıs'a bakalım. Bakın arkadaşlar Kıbrıs çok önemli bir yerde görüyorsunuz. Şurada Akdeniz'de jeopolitik açıdan çok önemli. Akdeniz özellikle Doğu Akdeniz hakimiyeti açısından çok önemli bir yerde. Şimdi Kıbrıs 2. Selim döneminde ele geçiriliyor arkadaşlar. Hatta biz Kıbrıs'ı ele geçirdiğimiz için Haçlılar geliyorlar. Osmanlı donanmasını İnebahtı Deniz Savaşı'nda yakıyorlar. Osmanlı tarihinde ilk donanma yangını hangisiydi? İnebahtı Deniz Savaşı. Daha sonrasında arkadaşlar Kıbrıs'ı kaybetmemişiz. Elimizde kalmış. Devam etmişiz. 19. yüzyıl gelmiş. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Hatta ne olarak da biliniyor bu savaş? 93 Harbi Osmanlı Rusya ile savaşmış ve maalesef çok ağır bir yenilgi almış. Bu e, savaşın sonucunda da arkadaşlar karşımıza Ruslar Ayastefanos anlaşmasını getirmiş. Çok ağır şartlar içerdiği için dönemin padişahı 2. Abdülhamit ne yapıyor? Bu anlaşma yürürlüğe girsin istemiyor. Avrupa'yı İngiltere'yi devreye sokmaya çalışıyor. Bu İngiltere arkadaşlar devreye girsin diye biz Kıbrıs'ı geçici olarak İngiltere'ye veriyoruz. İngiltere devreye giriyor. Ayıstafonos anlaşması yürürlüğe girmiyor. Onun yerine Ayıstafonos'a göre biraz daha iyi olan Berlin anlaşması imzalanıyor. Biz neyi kaybetmiş olduk bu süreçte? Kıbrıs elimizden çıkmış oldu. Peki elimizden çıkan bir yer daha geri gelir mi? Hayır arkadaşlar. Peki Burada Berlin Anlaşması'nı bir hatırla. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız oluyordu. Kars, Ardahan, Batum Berlin Anlaşması Rusya'ya bırakılıyordu. Bu süreçte nereyi de kaybetmişiz? Kıbrıs'ı hangi padişah dönemi? 2. Abdülhamit dönemi Doğu Akdeniz hakimiyeti açısından çok önemli bir yerdir. Asla unutmayın. Mısır'a bakalım. Arkadaşlar Mısır'da Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı toprağı oluyor. Çünkü Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Yavuz Sultan Selim başka bir Müslüman devlet olan Memlük devletine son veriyor ve Mısır Osmanlı toprağı oluyor. Mısır'ın önemi de şu özellikle hangi ticaret yolunun güzergahında baharat yolu. O yüzden Mısır'a hakim olmamız baharat yoluna hakim olmamız anlamına geliyor. Ayrıca Doğu Akdeniz'de yine önemli bir nokta e, İngiliz sömürgelerinin geçtiği bir bölge bu bölge. Dolayısıyla Mısır hakimiyeti çok önemli ama İngilizler boş durmayacaklar. 19. yüzyılda 1882 yılında ne yapıyor? нглтри Mısır'ı almayı, işgal etmeyi başarıyor. Hatırlarsanız İngilizlerden daha öncesinde 1798 yılında Fransa'da Mısır'ı almak istemişti. işgal etmek istemişti Napolyon Bonaparte. Ancak o zaman vermemiştik. Ama 1882'de İngiltere bunu başarmış, elimizden almış. Arkadaşlar ÖSYM bu 3 bölgeyi önemsediği için özellikle bu üçünü anlattım. Üçünün hangi dönemde elimize geçtiği, hangi dönemde kaybedildiği bunlar bizim için önemli olabilir. Bunu özellikle çalışmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.